Merhaba arkadaşlar. Bu video yapı statiği 1 dersi yayılı yüklerin hesabı konusu hakkındadır. Şimdi bu dersin öğrenim çıktılarına göz atalım. Bu video eğitimi izleyen öğrenci çeşitli yük sistemlerinin bileşkesini ve bileşkelerinin yerini örnekler üzerinden hesaplayabilecek, yatay ve düşey yayılı yük dönüşümlerinin yapı elemanları üzerinde nasıl yapıldığını öğrenecektir. Bu video içeriğinde örneklemeler ve konu anlatımı yer almaktadır. Yapı elemanları ve yük çeşitleri. Örnek: yandaki şekilde bulunan yük sisteminin bileşkesini ve bileşkenin yerini hesaplayınız. Statik derslerinden hatırlayacağınız üzere böyle bir kirişte, yani 6 metrelik bir kirişin üzerine 40 kN bölü metrelik bir yük etkidiğinde bu yükün bileşkesi toplamda 240 kN olacak ve etki noktası da bu kirişin tam ortası olacaktır. Bunu zaten çok önceden biliyoruz. Fakat kiriş bu şekilde olduğunda acaba yükün şiddeti nasıl olacaktır? Yani eğik kirişimizin uzunluğu 6 metredir, yatayla yapmış olduğu açı 45 derecedir ve üzerindeki yayılı yük 40 kN bölü metredir. Göreceğiniz gibi böyle bir kirişte de yine bileşke yük hesaplanırken yayılı yük çarpı kiriş uzunluğu, yani L mesafesi yardımıyla hesaplanır. Yine 240 kN'luk bir bileşke yükümüz olacaktır. Bu yükün doğrultusu şu anda ekranda görmüş olduğunuz şekilde değiştiğinde de sonuç değişmeyecektir. Görmüş olduğunuz gibi Q bileşke kuvveti 240 kN olacaktır. Aynı şekilde böyle bir eğik kiriş üzerine en büyük değeri 40 kN bölü metre olan üçgen yayılı yük etkidiğinde de bunun hesabı yatay ve düşey taşıyıcı elemanlara yapmış olduğumuz hesabın aynısını yaparız. Yani en büyük yayılı yük değeri çarpı L mesafesi bölü 2'den 120 kN bulunacaktır. Ve bunun da etki noktası 1'e 2 olacaktır. Düşey ve yatay düzlemleri dik olacak şekilde etkiyen yayılı yüklerin söz konusu düzlemlerdeki elemanların üzerine etkitilmesi ise şöyle olacaktır. Düşey yayılı yük. Şekilde görülen iki eleman üzerine etkiyen yüklerde yatay eleman üzerine dx mesafesinde etkiyen yük ile eğik eleman üzerine ds mesafesinde etkiyen yük birbirine eşit olmalıdır. Buna göre aşağıdaki eşitliği yazabiliriz. Yani q çarpı dx eşittir qs çarpı ds olacaktır. Bu denklemde q yükün yatay düzlem üzerindeki şiddeti, qs ise eğik düzlemdeki şiddetidir. Q çarpı dx eşittir qs çarpı ds olduğuna göre burada qs'i yalnız bıraktığımızda qs eşittir q çarpı dx bölü ds olacaktır. Alfa açısı göz önüne alındığında dx bölü ds aslında kosinüs alfa'ya eşit olacaktır. Dolayısıyla qs eşittir q çarpı kosinüs alfa ifadesi elde edilir. Yatay yayılı yük. Şekilde görülen iki eleman üzerine etkiyen yüklerde düşey eleman üzerine dy mesafesinde etkiyen yük ile eğik eleman üzerine ds mesafesinde etkiyen yük birbirine eşit olmalıdır. Buna göre aşağıdaki eşitlik yazılabilir. P çarpı dy eşittir ps çarpı ds. Bu denklemde P yükün düşey düzlem üzerindeki şiddeti, ps ise eğik düzlemdeki şiddetidir. P çarpı dy ps çarpı ds eşit olduğuna göre burada ps'i yalnız bıraktığımızda ps eşittir p çarpı dy bölü ds olacaktır. Burada görmüş olduğunuz beta açısı göz önüne alındığında sinüs beta eşittir dy bölü ds olacaktır. Ve bu ifade de yukarıdaki denklemde yerine yazıldığında ps eşittir p çarpı sinüs beta ifadesi elde edilir. Bu videomuzda yapı statiği 1 dersinde yayılı yüklerin hesabı konusunu ele aldık. Sorularınızı ve isteklerinizi yorum kısmına yazabilir veya mühendisakademitv@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve gelecek eğitim videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Mehmet Öner Yelen. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.